Harbi taraftar merhaba. Fenerbahçeliye hoş geldin. Şampiyonlar Ligi kurası belli oldu. Benfica çıktıktan sonra Benfica'yla yatıyoruz. Benfica'yla kalkıyoruz. Yürü şöyle yeneceğiz, böyle yeneceğiz. İntikamımızı alacağız. Tamam. inşallah intikamımızı alacağız ama Benfica tabii her zaman da söylediğimiz gibi zor bir kurayı çektik. Şimdi UEFA yarı finalinde karşılaştığımız Benfica'yla iki maçta neler yaşandı? Hatırlayın ilk maç bizim mabedimizdeydi. Güzel de başladık maça. Etkiliydik çünkü. İstiyorduk çünkü çok iyi geldik o zamana kadar. Hatırlayın Benfica'da biz de oynayana kadar namalüp gelmişler. Dedik olsun biz onları da yeneceğiz. Maça iyi de başladık. Ama o gün biz nereden bilelim o direkler bizi kanser edecek. Belki de bizi turdan edecek diye. Sağlı sollu ataklara başladık. ilk vuruş sağdan soldan geldi. Tam gol diye bağırdık. Tak direkten dedik olsun. Bir tek hep başkalarının topu direkten dönecek değil ya. Bizimki de dönsün. Ulan demez olaydık. Ondan sonra ataklar yine sağa oldu gelmeye başladı. Atamadık ya bir türlü golü atamadık ama tam ilk yarı biterken bir penaltı kazandık dedim. Oh şu biliyorsunuz ilk yarı bitmeden böyle tam hani düdük çalmadan bir sıfır böyle e, önde kapamak ilk yarı. En son dakikada ilk yarının bitimine son dakikalar kadar attığın gol golü atan takıma inanılmaz bir yüksek psikolojik etki yapar. Karşı tarıkıma da... Allah, keşke bunu yemeseydik diye bir demoralize eder. Dedik tamam babacım ya bir sıfır önde geleceğiz ilk yarıyı. Topun başında yine diğer penaltıcılarımızdan Baroni vardı. Baroni geçti. Ben dedim ki direkt gol. Yine soldan direkt. Neyse ilk yarı bitti. Yapacak bir şey yok. Hatırlayın Aykut Kocaman'ın yüzü de düştü. Bizim de yüzümüz düştü. Ulan Baroni dedik ama kızamadık. Neyse olabilir. Kaçacaktı penaltı. Her zaman direkler bizi ızdırap olacak değildi ya. Dedik ben de bunu böyle düşündüm. Siz de düşündünüz. Hatta 25 milyon Fenerbahçeli şunu düşünmedi mi? Hepimiz şunu düşündük. Başkalarına olsa gol olur bize gelince hep direkt. Yani hep bize gelince direkt olur bir şey olur. Avuta çıkar topa vuramayız. Ama diğer takımları, karşı takım yani Fenerbahçe'mize karşı olan hangi takım olursa olsun. Ya onlar bala götü gol atar kafasına çarpar bacağına çarpar götüne çarpar gol olur. Neyse ilk yarı böyle bitirdik. İkinci yarıya hızlı başladık. Çünkü bizim golü bulmamız lazımdı gidecektik o golü atacaktık yani. Yine tabii ki de karşılıklı ataklar oldu. Hatırlayın yine bir ters vuruş. Egemen Korkmaz. Buradan Egemen Korkmaz'a da selam söyleyelim. Çünkü onun savaşan ruhu bizi çok mutlu ediyordu. Belki e, bazı hataları da oluyordu ama onun içindeki savaşçı ruhunu biz çok seviyorduk. Orada vurdu. Ercan Tener hatırlayı sesini. Hakeme bakıyorum. Hakeme bakıyorum dedi. Verdi golü ve en sonunda top çizgiyi geçmişti. Ondan öncesinde de Kayt'ın yine bir vuruşu vardı. Ercan de yine hatırlayın. Ne dedi? Allah'ım ne oluyor bu akşam? Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir akşamdı. Ben ilk defa hatırlıyorum. hani Fenerbahçe'nin bu kadar topu direkten dönme. Hadi ben unuttum diyelim. Boşver. Ama ya babacığım bu maçta dönmeseydim bu kadar ve direkten. Bir de şu sıkıntılıydı. Maçı 87. dakikalarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve onun bir outside pozisyonuydu. Bir daha izlemek lazım. Hani kıl payı mıydı değil miydi? Yine hareketlendi. Biraz itiraz etti. Çünkü biliyorsunuz Vebo sarı kart sınırındaydı. Yani İkinci maçtan önce yani bir sürü sarı kart sınırında futbolcumuz vardı. da o gereksiz sarı kartı gördükten sonra. Ve maçta maçta Vebo yerini alamadı. İlk maçı bir sıfır kazandık. Mutluyduk aslında bir sıfır kazandık diye. Çünkü bize e, ne yetiyordu? Orada da bir gol bulursak Benfica bize 3 tane gol atması gerekiyordu. İkinci maça çıktık. Onların bir klasik ritüelleri var ya. işte kartalı falan öyle. Gerçekten güzel bir görsel. Onu ben seviyorum. ben yani o hayvanın oraya gelmesi. Neyse. Kendi sahalarında olmaları rağmen hızlı başarılar. Tabii ki de eyvallah. Biz de yine bindirmeler yaptık falan. Bana göre Cardozo, daha önceki yıllarda hatırlıyorsunuz Cardozo'yu yı transfer etmek istiyorduk. Cardozo bana göre o gün hayatının maçını oynadı. Golünü attılar. Bizim defansında ne oldu orada? Yobosuydu, zikliya bir şeyler oldu orada. Kaçırdılar. Cardozo'yu da öyle kaçırırsan kusura bakma da golünü atar. Biz yine yüklenmeye başladık tabi. Hatırlayın penaltı pozisyonunu. Orada dedim ki tamam babacığım biz şimdi buradan golü bulduk. Tur bizimdir dedim. Kayt golünü attı. Dedik ki tamam bunların bize daha iki tane daha gol atması lazım. Bak, yine demez olaydık. Artık ne oldu ne bitti. 2-1 oldu. Maç 2-1 oldu. Ama benim en çok unutamadığım ha, hatta bazen size söylüyorum ya arkadaşlar. Şu bileğimi neredeyse kırıyordum diye. Soldan Cener'in kestiği ortaya hatırlayın. Sov ıskaladı. Kale boş. Adam yere kaymış. Kayt be. Ah be babacım ya. Sen o topu yan ağlara değil de köşeden ki gönderebilirdin. O yüzden sana çok kızamadım ama yani o maçın hararetiyle ya bileğim de kırılsaydı, kolum, bacağım, kafam da kırılsaydı da, o da gol olsaydı be. Onu atamadık zaten. Eğer onu atsaydık finaldeydik. Ve emin olun ki buna siz de biz de çok iyi inandık Çünkü o sene e, UEFA Kupası Avrupa Ligi'nde gerçekten güzel futbol oynuyorduk. Finale çıkacaktık. Olmadı be. Vallahi yani anılara bakın. Şimdi 7'sinde maçımız var biliyorsunuz. İnşallah bu toplar Direkten dönmez. Dönse de direkler onların pozisyonuna dönsün babacığım. Yani UEFA'ydı şimdi e, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyoruz. 10 yıllık hasretimiz var onlara dönsün. Hatırlayın zaten Cardozo'nun son golünde dedim ya. Bize direkten döner bir şey olur falan filan atamayız. O kafalardan sekti. O ona vurdu. Ona geldi gitti gol attı. İşte bizde de böyle bir Türk takımları olarak da böyle bir şanssızlığımız var. Ama bu sefer ilk maç onların sahasında roller yer değiştirsin. Onlar vursun. Direkten dönsün. Direkten dönsün. Hadi bir sıfır gelsinler bizi. Hadi bir bir berabere kalalım. Hadi yine bir sıfır yine ya iki bir yenelim. Hiç önemli değil. Bu sefer nereye gelecekler? mabedimize, cehenneme. Hiç görmedikleri cehennemi onlara bu sene yaşatacağız zaten. Ve ben inanıyorum ki Turu Kadıköy'de onları eleyip yine intikamımızı alacağız ve zorlu bir Benfica'ya karşı oynayacağız ama bu sefer roller ters dönsün artık. Onlar kaçırsınlar. Biz gelip golümüzü atalım. Çünkü intikam var. 10 yıllık hasret var. Ama bir şey unutuyorlar. Taraftar kocaman bir bütün. Camia kocaman bir bütün. Futbolcular bir bütünleşti. İnanıyorlar. Çünkü yılların geçti. Çünkü e, Fenerbahçe'de çok fazlasıyla şampiyonluk özlemi çeken futbolcular var. Ah be. Sovun dönem pozisyonu. Kaytın. Baroninin. Bir de Kaytın yan ağlara kaçırdı pozisyonlar. Düşündüğümüz zaman içimiz acıyor be. Ama yapacak bir şey yok. Ümitliyiz. Çok da hayalperest değiliz arkadaşlar. Çok güzel olacak inşallah. Oradan avantajlı bir skorla döneceğimize ben yürekten inanıyorum. İnşallah olacaktır. Takımımızla hiçbir zaman dualarımızı eksik etmedik. Ama bugünlerde de çok daha da fazla ihtiyacı var takımımızın. Bütün Türkiye, bütün Fenerbahçeliler şöyle bir dualarımızı edelim. Allah dualarımızı kabul etsin de güzel bir skorla dönüp Kalıköy'de de güle güle kardeşim deyip onları böyle def etmemiz lazım. Ben inanıyorum arkadaşlar. Bana günler geçmiyor biliyorum size de günler geçmiyor ama az kaldı. Bu iki maçın hikayesi böyleydi. Ama bundan sonra yeni bir hikaye yazmaya geliyoruz. Yeni bir hikaye yazacağız inşallah. Ben umutluyum. Siz de umutlu olun. Takımıza buradan çok güzel enerjimizi, sinerjimizi gönderelim. Güzel bir skorla döneceklerdir inşallah. Allah'ım ne olur yüzümüze gül ya Rabbi. Ne demişler? E tabii ki de eşeği sağlam kaza bala gerisi Allah'a kalmış takımımıza, oyuncularımıza hepsine güveniyoruz. Bu çok farklı olacak. Bu Benfica maçı inanıyorum ben çok farklı olacak arkadaşlar. Uf, yine çenem düştü. İnşallah her şey güzel olacak arkadaşlar. Ben de heyecandan uyuyamıyorum. Valla günler geçmiyor. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Gündemimizi çok meşgul eden hatta yıllarımızı meşgul eden bu şampiyonlar ligi hasretimize ilk maçta bu Benfica maçı ile başlayacağız. Yenip böyle tık 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 devam edeceğiz inşallah. Ama Benfica'nın bir intikamımız var ondan ha Benfica'ya karşı. Onu da alacağız. Evet arkadaşlar videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Marş izleyin, beste izleyin. Eski maçlara bakın. Daha çok üzülüp daha çok gaza geliyoruz. Çünkü buradan güzel enerjiyi gönderirsek yukarı böyle. Din din din. Emin olun ki Fenerbahçe'miz de o sahada onu hissedecektir. Taraftarlarımız onları yalnız bırakmayacaktır. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dualarınızı esirgemeyin. Görüşürüz arkadaşlar.